Bak hepsini tüketmişler. Şu dışarıdan geldi, jöle sürenlere gıcık olayım ben. Vallahi billahi. Ben Hıyrı Rüflü. Bu mesleğe erkek kuaförlüğünden başladım. Çıraklığımı falan erkek kuaförlüğünde yaptım. Tabii şimdiki kuaförler şanslı yani. Bizim zamanımızda yeni zordu. Mesela ben erkek kuaförlüğü yaparken sünnet ederdik, diş çekerdik. O zaman iyiydi yani. Şimdi öyle bir şey yok. Ama bayan kuaförlüğüne döndüm. Dediler ki bu işte daha çok para ver dediler. Ben de dedim o zaman ben de bayan kuaförü olurum dedim. Ne yapacağım? Ben düğüne gideceğim. Saçımı güzel yapar mısın? Düğüne mi gideceksin? Evet. Ha. O zaman ne dek? Sim döküyüm. Değil mi? Düğüne gelirken sim dökerler ya. Sim döküyüm ben size. Tamam. Tamam yeri. Heh, tamam. Erkek kuaförlüğü yapıyken tabii işim bundan neydi benim? Erkek kuaförlüğünde masraf fazla yoktu. Erkekler gelir çok çok bir çay içer. Ahuratlar ile de iki kardeşim. Nescafe içi, kapucu nu içi. Macchiato mu, mokko mu ne ondan içi. Churchill mu, Merchill mu ne ondan içi. Yani tehef tehef şeyler istiyorlar benden. Geçen gün uğradığım günü geldim. Benim de saçımın neyse Sibelcan kimi yaptı. Dersem dedim sen İlyas Salman'a benzeyin. Ben senin saçını Sibelcan'a benzetsem ne olacak? Kendi kendine artık nasıl belliyse. Dedi ki acı iki parmak dedi saçımı kes dedi. Ben de üç parmak kesmişim yani olur yorum insanlık hani. 3 gün 4 gün onun dövüşünü çaldık. Ya arkadaş bunun kökü senden nasıl olsa uzar zaten. Bir parmak fazla kestim diye onu lengir lingir etti be. Dedim Allah seni sevmeye yardım eder yani. Hayır hoş ne haber? Ne oldu biliyor musun? Tırnağım kırıldı. Dönen mi kırıldı? Ama ben kapalı ilk yeri geçsen. Şimdi gelin başı gelecek şimdi birazdan. Yapsana. Yeri, yeri kapalı ilk biz yeri. Dırnağına sıçtığım, dırnağı kırılmış. Tövbe yarabbim ya Resulallah ya. Kuaförlük dünyanın en zor şeyi o. Herifinle dövüşen yanıma gel. Rafından ayrılan yanıma gel. Sevgilisiyle sürtüşen yanıma gel. Gelirler 2 saat dinlediler. Yaptırdıklar bir fön çektirdiler. Aldığımız bir 10-15 kağıt para. 2 saat kendilerinin derdini dinleyik. Dert dinlemeye başladım ben bu düvene. Değil mi? Benim de ben göre derdim var. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani herifle dövüştüm. Acı saçımı sarıya boya. Geden gün biri geldi balcan moruna saçını boyattı. Ya balcan moru saç mı olur? Sarıya boya. Siyahen boyat. Ne bileyim hadi siyahla sarı karışımı bir şey et. Antep'te benim üstüme gelin başı yapan yok. Bak geden gün bir gelin getirdiler. Dediler ki hemen akşam düğünümüz var. Şu gelinlik saçını yap dediler. Ben de gelinlik saçını yaptım, süsledim, püsledim. Damat gelini almaya geldi. Adam düğün salonuna gitmeden gelini direkt aldı eve götürdü. Bir de bu işte eleman bulamayın. Gelen durmayın. Gelen kaçı gidiyor. Ben patron muyum? Emele miyim? Düğünün şerdi miyim? Halifesi miyim? Usta ben de bilmiyim. Her işi ben tutayım. Daha bir de yaranamayayım. Müştereye yaranamayayım. Mesela biz müşterisine göre hareket etmek zorundayız. Bu mesleğin en zor taraflarından bir tanesi de bu. Her gelen müşteriye kendi gibi davranmak zorundayız. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk aşko. Hiç modumda değilim şu an. Benimkiyle tartıştık. Hiç modumda değilim yani. Beni acilen değiştirmen lazım aşkım. Değişeyim mi? Evet. Hemen değişeceğim seni. Hemen değişeceğim. Herifin görse seni tanıyamayacak. Senin bu saçların yeni şey olmuş. Bu saçları diyeyim ben şeyle biraz kabartsak bir şeyle ha? Yani birazcık kabartalım. Kabartayım ne ben bunu? Sen gel benden. Bak. Gözü uyum. Kabardı. Hayır ağzına sıçayım.